Selamlar gençler. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Bugün bölen sayıları konusunun ikinci videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. İlk videoda izledikten sonra farkındaysanız 8. sayfaya kadar çözdük ve 9'dan 16'ya kadar olan kısmı yine bu videoda tamamlayacağız sevgili gençler. Unutmayın, son sayfadan sonra yani PDF'inizdeki son sayfadan sonra ben sizlere ekstradan yeni bir A4 sayfası açtım ve bu A4 sayfasında sizlere bazı özelliklerden benim bildiğim, sizlerin de yararlanmasını istediğim bazı bilgilerden bahsedeceğim. Güzel bilgilerden bahsedeceğim. Dolayısıyla orayı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere videoyu sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Dersi yarıda terk etmeyin arkadaşlar. Şimdi x, y, a, b pozitif tam sayıları için 90 çarpı x a kareyi veriyormuş ve 90 çarpı y de b küpü veriyormuş olduğuna göre x artı y toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben 90 sayısını öyle bir sayıyla çarpmam gerekiyor ki gençler bir sayının karesini versin. Yine 90 sayısını öyle bir sayıyla y gibi bir sayıyla çarpmam gerekiyor ki bir sayının küpünü versin bu sefer de. Bu sayıların alabileceği en küçük değerlerin toplamı nedir diye sormuş. Şimdi öncelikle yapmamız gereken de bir 90'ı asal çarpanlarına ayıracağız. 90'ı 2'ye böldüğünüz zaman 45. 45'te 9 kere 5 olduğu için 3'ün karesi çarpı 5'tir. Şimdi ben bunu x ile çarpacağım ve bir sayının karesi olsun isteyeceğim. Şöyle çarpı x diyelim. Bir x sayısı elde etmemiz gerekiyor ki karesel bir sayı ortaya çıkaralım. Şimdi zaten şunu karesel yapmama gerek yok. Kendisi zaten karesel. 3'ün karesi. Şunu nasıl karesel yapabilirim? 2 üzeri 1 ile çarparak. Burası da 5 üzeri 1'di ya. Bunu nasıl karesel yapalım? Yaparım 5 üzeri 1 ile çarparak. Böylelikle işte x dediğimiz sayı 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olabilir. Yani 10 olabilir sevgili gençler. O zaman x'in alabileceği minimum sayı 10'dur arkadaşlar. Bu bir. İkincisi yine y ile 90'ı çarpmışız. Bu da 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 çarpı y eşittir. Bu sefer kübik bir sayı elde etmek istiyoruz. Yani bir sayının küpü olsun istiyoruz bu sefer bu sayı y ile çarpıldığı zaman. Bu sefer 3'ün karesini de bir şeyle çarpılmaya ihtiyacı var. Mesela ben burayı neyle çarparsam kübik olur? 2'nin karesiyle. Bunu neyle çarparsam kübik olur? 3 üzeri 1 ile. Bunu da 5'in karesiyle çarparsam. Şimdi 5'in karesiyle 2'nin karesinin çarpımı 100 yapar. 100 kere 3 de 300 yapar ki o da y sayısını verir bize. Demek ki y'nin minimum değeri de arkadaşlar neymiş? 300'müş. Bizden x artı y'nin minimum değeri isteniyordu. X artı y'nin gençler minimum değeri bir tanesi 300, diğeri de 10'du. Toplamı 310 yapar. Demek ki cevabımız Bursa seçeneği olurmuş diyebiliriz. Bir diğer sorumuza el atalım. Diğer sorumuz da 9. sayfada. 360 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinden kaç tanesi tam karedir diye sorulmuş. Şimdi 360 dediğimiz sayıyı çarpanlarına ayırmamız lazımdı. 182'nin karesi çarpı 5'in karesi çarpı 182'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ti sevgili gençler. Bu da o zaman 2'nin küpü ya da direkt bölebiliriz. Belki o kısmı izlemeyenler vardır. 90 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Böylelikle 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 olması gerektiğini de görmüş olduk. Şimdi kaç tanesi tam karedir diye sormuş. Bir kere ben bunun bölenlerinden içerisinden 2'nin karesini alırsam ki 2'nin karesi 2'nin küpü olduğuna göre 3 tane 2 olduğuna göre 2 tane 2'yi seçebilirim içerisinden. Dolayısıyla 2'nin karesi karesel bir sayıdır. 1. Sadece 3'ün karesini seçerim. 2, 9 kareseldir. Bir de bunları birbiriyle çarparım. 36 yapar. 4 kere 9, 36 yapar. Bu da arkadaşlar karesel bir sayıdır. Başka var mı peki? Başka 2 tane seçebileceğim ne 5'in içinde kaldı ne de buradan 2'nin karesini çıkardıktan sonra bir tane 2 kalmıştı. Zaten burada kalmadı. Demek ki totalde 3 taneymiş diyeceğiz. 3'ü işaretleyeceğiz ama yanlış yapmış olacağız. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü biri unuttuk arkadaşlar. Hiçbir şey seçmediğimiz takdirde 1 gelir ve bu da yine 1'in karesidir. Dolayısıyla 3 değil cevabımız 4 olacak. Bunu da unutmamak gerekiyor tabii. 10. sayfamıza geçiyoruz. 10. sayfada bir a pozitif tam sayısının asal bölenlerinin sayısı pa olsun. Asal bölenlerinin sayısı pa. O zaman a eşittir a çarpı b küçük a çarpı küçük b eşitliğini sağlayan aralarında asal A, B pozitif tam sayı ikililerinin sayısı 2 üzeri PA'dır. Bakın, burada A ile B aralarında asal olsun istiyorsa arkadaşlar,
kaç tane sıralı ikili varmış? 2 üzeri PA kadar. PA neydi? Bir sayının asal bölenlerinin sayısıydı. Şimdi artık alttaki soruyu uğraşmadan rahatça çözebiliriz. 360 sayısı. A çarpı B biçiminde yazılabiliyor. Ve bu A ile B'ler de aralarında asal olsun istiyor. Kaç tane bu şekilde sıralı ikili vardır diye soruyor bize. Hemen yapmamız gereken 360'ı asal çarpanlarına ayırmak ki az önce biz ayırmıştık. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 demiştik arkadaşlar buna. E madem öyle, kaç tane asal çarpanı var? 2 var, 3 var, 5 var. 3 taneymiş yani. 3 tane asal bölen var. E bu şekilde ise o zaman biz kaç tane sıralı ikili var diyebileceğiz? AB sıralı ikilisi vardır diyebileceğiz. 2 üzeri PA kadar. PA'mız burada. P360 eşittir 3'müş. 3 tane asal bölen olduğu için. Madem öyle 2 üzeri 3'ten doğru cevaba ne diyeceğiz? 8 diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız Denizli olacak. Bu kuralı da unutmamanızı tavsiye ediyoruz. Yine bazı soruların içerisinde size lazım olabilir. İhtiyacınıza koşabilir, ihtiyacınıza cevap verebilir. Evet. 10. soru 10. sayfamızda çözdükten sonra nereye geçiyoruz? Tabii ki 11. sayfamıza. 11. sayfa sağ üst tarafta. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı eksi 5 olan iki basamaklı bir doğal sayı en çok kaç olabilir? Şimdi şöyle düşünelim. Asal olmayanların toplamı. Mesela şöyle diyelim. 12 sayısı. 12 sayısı 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. Bu 1. Asal çarpanları hangisi? 2 ile 3. Değil mi? Bir 2 var, bir de 3 var. Başka bir şey yok. 12'nin bölenlerini düşünelim. 1 var, 2 var, 3 var. Bu soruyla alakasız bu arada. 4 var, 6 var, 12 var. Tabii ki bir de eksi 1 var, eksi 2 var, eksi 3 var. Eksi 4 var, eksi 6 var, eksi 12 var. Şimdi bunların hepsinin toplamı 0 yapar. Çünkü 1 ile eksi 1, 2 ile eksi 2, 3 ile eksi 3, 4 ile eksi 4, 6 ile eksi 6, 12 ile eksi 12 birbirini götürür ve tamamının toplamı 0 yapar. Ama asal olmayanları topla derse, yani şunları çıkaracağız bu sefer. Bunları toplarsak şunlar, 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 şunlar birbirini götürürken şunlar kalır eksi 5. Aa ne güzel zaten eksi 5 de bize soruda verilen sayıydı. Ama zaten bize bunu sormuyor. En çok kaç olabilir diye soruyor. Şimdi madem öyle demek ki asalların toplamının eksilisi kadar oluyormuş demek ki. Asal olmayan pozitif bölenlerin toplamı. Asalların toplamının toplamsal tersi kadar oluyormuş. Yani eksiyle çarpacaksın sen onu. Demek ki bu ben 5'i yani eksi 5'i 2 ile 3 asallarının toplamından elde edebilirim ya da sadece işin içerisinde 5 vardır. Şimdi sadece işin içerisinde 5 varsa sevgili gençler bu direkt 5 olabilir ama 2 basamaklı demiş. 5'in karesi 25, 5'in küpü 125 olduğu için bunu saymıyorum. Bizim sayımız 25 olabilir. Bu bir adaydır. Peki farklı ne olabilir? 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B biçiminde A ile B sayma sayısı şeklinde de olabilir. Çünkü 2 çarpı 2 ile 3'ün çarpımları varsa da bir sayının içerisinde asal bölenlerinin toplamı 5'tir. Asal olmayanların bölenlerinin toplamı da eksi 5 olmak zorundadır. Aynı yanda gösterdiğimiz örnek gibi. E peki 2 ve 3 çarpanlarıyla 2 basamaklı maksimum hangi sayıyı elde edebilirim? Bir kere şurayı arkadaşlar 2 üzeri 5 yazarım. Burayı da 3 üzeri 1 yazarsam 100'e gayet yakın bir sayı olur ki bu da 32 çarpı 3'ten 96'dır. 96'dan daha büyük iki basamaklı başka bir şey bulamayacağım için cevabımız Edirne'dir. Hocam direkt niye 5 yazdınız, niye 1 yazdınız? Çünkü arkadaşlar yakın olması gerekiyor 100'e. Ki bunu da direkt göremiyorsak deneye deneye yapacağız. Önce 2 üzeri 4 ile 3'ün karesini çarpacaksın. Diyeceksin ki aa bu büyük oldu, 100'den büyük oldu. O zaman birini bir artırayım, birini bir azaltayım tarzında yaklaşacaksın ve deneye deneye yapacaksın. Tamam. İlk başta attığında yani ilk adımını attığında bulabiliyorsan eyvallah. 96'dan da büyük zaten gelmiyor. 98 dediğimiz sayı 2'nin kuvveti çarpı. Yani 3 çarpanı zaten 98'in içerisinde olmuyor. Bir diğer sorumuz. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı eksi 10 olan. Hadi bakalım bu soruyu da istersen videoyu durdur sen çöz. Tabii videoyu durduğun için ben de burada durmak zorunda değilim. Ben devam ediyorum. Devam ettirirken de burayı dinleyebilirsin. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı eksi 10 olan bir doğal sayı en az kaç olabilir? Üstteki sorunun bir benzeri. Şimdi eksi 10 olması için ne gerekiyor? Mesela 2, 3 ve 5 bunların toplamı eksi 10'dur. Yani 10'dur. Eksilisi de eksi 10 yapar. Ya da 3 ile 7 diyebiliriz biz buna. Bunların da toplamı asallar ve toplamları 10 olur. En az kaçtır diye soruyor. Şimdi ben burada
2 çarpı 3 çarpı 5'i seçebilirim direkt üzerlerine 1 yaparak. Ki bu da ne yapar? 30 yapar. Peki direkt 3 üzeri 1 ile 7 üzeri 1 olarak seçersem kaç yapar? 21. Şimdi içerisinde ya bu mutlaka olacak ya da bunlar mutlaka olacak. Ki bunlar olduğunda en küçük 21, bunlar olduğunda en küçük 30 oluyor. 30 da var şıklarda ama cevabımız 21 olacak sevgili gençler. Evet, bu da 11. sayfamızdı. 12'ye doğru yol alıyoruz. 12. sayfamızdaki soruyu çözüyoruz. Diyor ki A, B, C pozitif tam sayılar ve P, R, S birbirinden farklı asal sayılar. P üzeri A, R üzeri B, S üzeri C, A'ya eşit olsun. Ve bu A'nın pozitif bölenlerinin sayısının da nasıl bulunduğunu bize anlatmış. Daha önce bizim anlattığımız formülü sorunun içerisinde sana zaten formül olarak vermiş. Formülü hatırlayamıyorsan zaten formülün çıkarılışını ta konunun ilk videoda, konunun başında gördün. Aklına gelmiyorsa da bu şekilde yapabilirsin. Zaten soru sana verdiyse amenna eyvallah deyip formülü alıp kullanacaksın. A artı 1, B artı 1, C artı 1. Üstlerini 1 artırıp çarpıyorsun. 6'nın yanına n tane 0 koymuş ki biz bu soruyu asal sayılar konu anlatımında da çözdük. Burada da senin işine çok yarayacağını düşündüğüm için çözüyorum. Haberin olsun. N tane 0 var ki orada da bu şekilde anlatmıştım. Yine şöyle söyleyebiliriz. 600 sayısı. Sen bunu 6 çarpı 10'un karesi. 6000 sayısını sen 6 çarpı 10'un küpü olarak yazabilirsin. Neden? Çünkü burada kaç tane sıfır varsa onun üzerine onu yazacaksın. Burada 2 tane sıfır var, onun üzerine 2 yazdın. 3 tane sıfır var, onun üzerine 3 yazdın. Şimdi o zaman şurada n tane sıfır varsa 6 çarpı 10 üzeri n yazmak en mantıklısı değil mi? En mantıklısı bu. Bu sayının 112 tane pozitif böleni varmış. Şimdi gelin şunu asal çarpanlarını ayırarak yazalım. 6 dediğimiz sayı zaten 2 üzeri 1 ile 3 üzeri 1'in çarpımıdır. 10 üzeri n dediğimiz sayı da onlar 2 ve 5'lerden oluşmuyor muydu arkadaşlar? Aynen öyle. O zaman ben bunu 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n biçiminde yazabilirim. Ve hatta şuradaki 2 üzeri n ile buradaki 2 üzeri 1'i de birleştirebiliriz. 2 üzeri n artı 1 yazabiliriz. Buraya da 5 üzeri n yazarım. Buraya da 3 üzeri 1 yazarım. Ve sonrasında bu sayının madem 112 tane pozitif böleni var, şunu 1 artırırım. N artı 2. Şunu 1 artırırım. N artı 1. Şunu 1 artırırım. 2 eşittir 112 derim. Ve böylelikle her iki taraftaki 2'leri de sadeleştirirsek burası 56 yapacaktır. Şu iki sayının arasında zaten birer fark yok mu? Yani n artı 1'e 1 eklersem n artı 2 olur. Demek ki ardışık sayılarmış bunlar ve ardışık sayılarda çarpımlarının 56 olmasını istiyoruz. 56 sayısı hangi iki sayının çarpımı ardışık? 7 kere 8. O zaman arkadaşlar küçüğü 7'dir, büyüğü 8'dir. N artı 1 7 ve N artı 2 8'e zaten N kaçtır? 6'dır diye gönül rahatlığıyla cevap verebiliriz. Bir önceki videoda da anlamayanlar burada inşallah anlamışlardır. Ki zaten aynı şekilde çözdük ama ki bazen oluyor. Hocanın bir kere anlatıyor, iki kere anlatıyor. Üçüncü defa aynı zaman aynı şekilde anlattığı zaman anlaşılabiliyor. Dolayısıyla sevgili gençler bu sorunun da çözümü bu şekilde. Dediğim gibi burada da daha iyi anlamanız açısından aynı soruyu koymuş bulunuyorum. Şimdi 12. sayfamızda çözdükten sonra kaça geçiyoruz arkadaşlar? 13. sayfamıza. Diyor ki Ahmet ve Uğur diye iki tane arkadaşımız var. Bir D kümesi verilmiş bize. Bu D kümesinin elemanları da 2, 3, 5, 7, 11. Yani ilk 5 asal sayı. Bu kümenin elemanlarını kullanmak koşuluyla şu şekilde bir oyun oynuyorlar. Ahmet bu D kümesinden istediği bir elemanı seçerek oyuna başlıyor. Uğur da yine D kümesinden istediği bir sayıyı seçerek Ahmet'in seçtiği sayıyla topluyor. Eğer toplam bir asal sayıysa oyunu Ahmet kazanıyor. Asal sayı değilse oyunu Ahmet kazanıyor. Asal sayıysa da Uğur kazanıyor. Buna göre Ahmet'in oyunu kazanmayı garantilemesi için ilk seçtiği sayı kaç olmalıdır diye soruyor. Yani Ahmet öyle bir sayı seçecek ki diğerinin seçtiği sayıyla toplanıldığı zaman asal olmasını istiyor. Mesela 2'yi seçsem burada. Diğeri 3'ü seçti yani 2 ile 3'ün toplamı 5 yapar. 5 de bir asal sayı olduğu için Ahmet'in 2'yi seçmemesi gerekiyor. Garantilemesi için. Ahmet 3'ü seçerse arkadaşlar. 3'ü seçerse. Diğeri 2'yi seçebilir. O zaman 3 de gitti. Ahmet 5'i seçerse eğer. 5'in yanına 2'yi koyduğumuz zaman asal olacağı için 5'i de seçemeyiz. Ahmet 11'i seçerse 11'in yanına 2'yi seçip 13 yapacaktır toplamı. 11'i de seçemez. Ama Ahmet 7'yi seçerse 7'yi 2 ile toplasak 9 yapar. 7'yi arkadaşlar 3 ile toplasak 10 yapar. 7'yi 5 ile toplasak 12 ve 7'yi 11 ile topladığımız takdirde 18 yapar. Ve bunlardan hiçbiri de asal değildir. Demek ki Ahmet oyuna başlarken 7'yi seçerse
Diğeri hangi sayı seçerse seçsin hep Ahmet kazanacak. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olur diyebiliriz biz de. Geçiyoruz bir sonraki sayfamıza. 14. sorumuz. Bu geçen seneki konu anlatımlarından aldığım soru arkadaşlar. Kendisi güzel bir soru. Kendisi güzel soru. Sorunun başını okudum. Daha sonrasında cümlemi değiştirmek istedim ama güzel de oldu. Kendisi güzel bir soru arkadaşlar. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Kendisi ve bir sayısı dahil toplam 9 tane doğal sayı bölene olan sayılara Musel sayılar denir. Yani kendisi ve bir dahilmiş. Yani toplamda 9 tane doğal sayı tam böleni var. Bunu biliyoruz. Peki. Buna göre 1 ile 441 aralığında, kapalı aralığında kaç tane Musel sayısı vardır diye soruluyor. Şimdi şöyle bir düşünelim. 9 tane doğal sayı böleni varsa ben ne yazarak 9 tane doğal sayı böleni elde edebilirim? Mesela A ve B asal sayılar olsun. Asal sayılar. M ve N de arkadaşlar ne olsun? Sayma sayısı olsun. Sayma sayısı diyelim. Şimdi bu bilgiler ışığında ben bir sayı seçeyim. Sayı büyük A sayısı olsun. A üzeri M çarpı B üzeri N diyelim. Ben burada M artı 1 ile N artı 1'i çarptığım zaman 9'u elde etmem gerekiyormuş. Peki N artı 1 ile N artı 1'in çarpımı 9 olabilir. Ki burada 3 çarpı 3 yaparak elde edebiliriz bunu. Bir de 9 çarpı 1 olarak. Yani 1 çarpı 9'u yazmıyorum zaten. 1 çarpı 9'u yazmıyorum. Aynı şey zaten. Çünkü M değişken. Şimdi 3 çarpı 3'ten elde edilebilir bu. 3 çarpı 3 olursa M'nin de 2, N'nin de 2 olması gerekiyor. Yani A kare çarpı B karenin 1 ile 441 aralığında olduğu sayıları bulmamız gerekiyor ki bu mesela 2'nin karesi en küçükten başlayalım. 3'ün karesi eyvallah olur. 2'nin karesi çarpı 5'in karesi dersek 100 olur. Bu da olur. 2'nin karesi çarpı 7'nin karesi yani 49 kere 4 o da 1 ile 441 arasındadır. 2'nin karesi çarpı 11'in karesi dersek 121 kere 4 arkadaşlar 484 yapar ve 441 sınırını geçer. Dolayısıyla bunu alamayacağız. Yani 2'nin karesinin yanına 3'ün karesi, 5'in karesi, 7'nin karesi sırayla asalları büyüterek yazdım. Peki hocam 2 olmak zorunda mı işin içinde? Olmak zorunda değil. Hayır. Mesela 3'ün karesinin yanına 5'in karesini yazsam 9 kere 25. 1 ile 441 aralığındadır. 3'ün karesi çarpı 7'nin karesi yazdığım zaman 9 kere 49 arkadaşlar. 9 kere 49, 9 kere 50 kaç yapar? 450 yapar. Ve 9 kere 49'dan 9 çıkardığım zaman 450'den 441 yapar. Tam sınırda ve kapalı aralık olduğu için kabul edeceğim tabii ki. Ama 3'ün karesi ve 11'in karesini çarptığım zaman zaten 2'nin karesi ve 11'in karesi sağlamıyorsa bu hiçten sağlamayacaktır. 3'ün karesi 5'in karesi sağlıyor yani. Peki 5'in karesi çarpı 7'nin karesi sağlıyor mu? Bir kere şurayı 50 olarak kabul etsek 50 kere 25 çoktan geçiyor zaten. Bunu hiç saymayacağız. Demek ki burada 1, 2, 3, 4, 5 tane bulduk. Bir de m artı 1'in 9, n artı 1'in 1 olması gerektiğini düşünerek yapalım. M'nin 8, n'nin 0 olması lazım. Yani şunun direkt olmaması gerekiyor. Yani ben a eşittir asal üzeri 8 olan sayıları arayacağım. Mesela 2 üzeri 8 sağlar mı? Sağlar. Kaç tane doğal sayı böleni var? 8'i 1 arttırırsam 9 tane. 3 üzeri 8 sağlar mı arkadaşlar? 3 üzeri 8 sağlamaz. Neden? 3 üzeri 8 zaten 3 üzeri 6, 729 gibi bir sayı. Dolayısıyla sağlamaz diyeceğiz. Bu gitti. O zaman sağlayan burada sadece ne var? 2 üzeri 8 var. 5 tane burada vardı. Bir tane de burada bulduk. Toplam kaç taneymiş gençler? 6 tane Musel sayısı var. Bu aralıkta yani 1 ile 441 aralığında bu kadar Musel sayısı vardır diyebiliriz. Evet, 14. sayfayı da çözdükten sonra yukarı çıkıyoruz. 15. sayfamızdaki sorumuzu çözeceğiz. 72 bölü n eksi 10 ifadesini tam sayı yapan n tam sayılarının toplamı sorulmuş. Güzel. Şimdi bu soruda biraz uyanıklık göstermemiz gerekiyor. Nasıl bu uyanıklık? Mesela ben 72 sayısının tüm bölenlerini ama tüm bölenlerini yazalım. Kaç tane olduğunu bulalım önce. 72 sayısı bir kere 3 kere 24 değil mi? 24 dediğimiz sayı da 2'nin küpü çarpı 8 kere 9 3'ün karesi diyebiliriz. 72 sayısı bu. Kaç tane böleni var? 3'ü 1 artırırsın 4.
2'yi 1 artırırsın. 3, toplam 12 tane doğal sayı böleni varken 12 tane de negatif tam sayı böleni var. Doğru mu? Doğru. 0 zaten bölmüyor, onu biliyorsun. Peki bu 12 tane doğal sayı böleni hangileri? Mesela 1 var. 2 olur. 3 olur. 4 olur. 5 olmaz. 6 olur ama, değil mi? 7 olmaz. 8 olur. 9 olur. 12 olur gençler. Daha sonrasında 18 olur. 18 kere 4. Daha sonra 24 olur arkadaşlar. 36 olur ve 72 olur. Toplam 12 tane bulduk mu? 4, 8, 9, 10, 11, 12. E bir de tabii bunların nesi var? Eksileri. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 olur. Eksi 6, eksi 8, eksi 9, eksi 12, eksi 18, eksi 24, eksi 36 ve eksi 72. Toplam 24 tane yazdım. Güzel. Dikkatli dinle. Ne kadar zahmetli ve meşakkatli olduğunu gör. Daha sonrasında kısa bir yöntem göstereceğim çünkü. Şimdi toplam 24 tane var. Bunlar 72'yi bölenler ve bunların hepsi de en eksi 10'lar arkadaşlar. Yani şuradaki en eksi 10'lar bunlara işaret ediyor. En eksi 10 mesela 1 ise en kaçtır arkadaşlar? 10'dur. Mesela en eksi 10 eşittir 2 ise en kaçtır gençler? 12'dir. En eksi 10 dediğimiz sayı eşittir 3 ise en eşittir 13'tür. Nokta nokta nokta. Mesela en eksi 10 eşittir 72 ise en eşittir 82'dir. E şimdi düşünelim, biraz kafa yoralım. Arkadaşlar, burada bulduğumuz sonuçların hep 10 fazlası gelmek zorunda değil mi? Burası 11 bu arada. Onu yanlış yazmışız. Burası 11. E burada bulduğumuz sonuçların her zaman 10 fazlası gelmek zorunda değil mi? Çünkü en eksi 10'ları hesaplıyoruz biz. O eksi 10'u karşıya atınca hep artı 10 geliyor. Mecburi olarak. Eksi 10 burada var. Karşıya attım, 12 geldi. Bak 2 idi, 12 oldu. 3 de 13 oldu. 72 idi, 82 oldu gibi. Mesela en eksi 10 eşittir, şurada eksi 1 desek en eşittir yine eksi 1'in 10 fazlası olacak, 9 olacak. Mesela en eksi 10 eşittir eksi 2 desek en eşittir 8 olacak gibi. Ve bize diyor ki bu nelerin toplamı kaçtır? Yani şurada oluşan sayıların toplamını soruyor bize. E şimdi ben orada oluşan sayıların toplamını bulacağıma, şunların toplamını bulsam, bunların toplamını bulsam, bunların toplamı kaçtır arkadaşlar? Şuradaki sayıların toplamı. Ben söyleyeyim mi size? Buradaki sayıların toplamı sıfırdır. Neden? 1'e karşılık eksi 1 var. 2'ye eksi 2 var. 3'e eksi 3 var. 72'ye eksi 72 var. Bunların toplamı zaten sıfır. E hocam, ne işime yarayacak bu? Şu işine yarayacak. Senin bulduğun bunlar en eksi 10'lar, bakın. Bunlar en eksi 10'lar. Sana sorulan enler arkadaşlar. Yani sen burada n eksi 10 birken n'yi 10 fazlası buldun. Yani burası artık 10 fazla. Burası artık 10 fazla. Burası 10 fazla. 10 fazla. Hepsine 10 ekleyeceksin. E toplamda 24 tane olduğunu bulmamış mıydık biz? E bulmuştuk. Onu da hatta 12 ile 2'yi çarparak da bulabilirsin. Bunların hepsini yazmana da gerek yok. 24 tane vardı ve hepsine 10 ekledim. Zaten toplam önce de 0'dı. Şimdi 24 tane 10 kadar artıracağız arkadaşlar. Yani şurada oluşacak olan sayıların toplamı 240'tır diyebileceğiz böylelikle. Sorunun çözümü bu şekilde daha mantıklı olur. Yani artık sen bu soruyu çözerken şunu bulduktan sonra 4 kere 3'ten 12 diyeceksin. Çarpı 2'den 24 diyeceksin. Ve şuradaki en eksi 10 değil de mesela en eksi 8 olsaydı 24 ile 8'i çarpacaktın. En artı 5 olsaydı 24 ile eksi 5'i çarpacaktın. Yani orayı sıfırlayan değer neyse onu çarpacaktın. Dolayısıyla cevabımız bizim 24 kere 10'dan 240'tır. Eğer 5 olsaydı 120 çıkacaktı, 1 olsaydı 24 çıkacaktı diyebiliriz. Evet, bu da böylelikle bitmiş oldu ve geçtik 16. sorumuza, 16. sayfamızdaki soruya. Arkadaşlar, bu son örnek, PDF'imizdeki son örnek. Fakat dediğim gibi ben size tekrar ediyorum, bakın, bir PDF daha açtım, bir sayfa daha açtım. Siz de yanına bir sayfa daha açın, zımbalayın arkadaşlar. Dosyanız varsa dosyanıza koyun ve oraya yazdıracaklarımı, not almanızı size tavsiye ediyorum. İşinize yarar bazı bilgiler vereceğim, bazı notlar vereceğim size. Son sorumuzu da çözelim. Hadi bakalım. Bir sayının tüm asal çarpanları küçükten büyüğe sıralandığında sıralanan bu sayılara o sayının şifresi denir. Mesela 18 sayısının ne olduğunu biliyoruz biz. 2 çarpı 3 çarpı 3 olduğunu biliyoruz. O zaman ben bunları küçükten büyüğe doğru yan yana sıralarsam 2, 3, 3 ne olur? 233 bu sayının şifresi olarak bize veriliyormuş. AB'den farklı olmak üzere 2AB5 biçimindeki bütün şifrelerin toplamı kaçtır? Yani diyor ki 2AB5 diye şifreler oluşsun diyor.
şifre oluşturmuşum diyor. Bu şifrelerin alabileceği değerlerin toplamı nedir diye soruyor. Şimdi düşünelim. 2 yazdım. Buraya 5 yazdım. Buraya da 2 tane daha sayı yazacağım. Bir tanesi A olacak, bir tanesi B olacak. Peki. Ben 2'den sonra buraya 2 yazabilirim. 2 yazarım. Peki B sayısı A'dan daha büyük olacaksa 2 yazamayacağım artık. Ne yazabilirim? Mesela 3 yazabilirim. Başka buraya 2, buraya 5'i getirdim ya. Şöyle yapalım. Buraya 2 yazarsam buraya 3 veya 5 yazabilirim demiştim az önce. Bu sefer de 5 yazayım o zaman. Bu da bir şifredir. Peki buraya sadece 2 mi yazabiliyorum? Hayır. Şöyle yapalım. Şuraya bu sefer 3 yazayım. Şurası 5'ti zaten. Buraya 3 yazarsam şurası kaç olur arkadaşlar? Mecburiyetten 5 olur. 7 olamaz zaten. 7, 5'in sağına yazılmalıydı çünkü. 3'e 5 yazdık. Peki 2 5 olur mu? 2'den sonra 5 gelir mi arkadaşlar? 2'den sonra 5 gelmez. Niye? Çünkü buraya da 5 yazmak zorundayız. BA'dan büyük olmaz. Demek ki burası iptal. Burası hoş olmadı, güzel olmadı. Şimdi demek ki yazılabilecek tüm şifreler bunlarmış. Bunların toplamı soruluyor. 5 5 5 15 elde var 1. 3 5 8 5 daha 13. Bir de elde var 1 de 14. 2 2 4 3 daha 7. Bir tane de elde vardı arkadaşlar. 8. Ve burası da zaten 6 yapıyor. Demek ki cevabım 6845'miş. Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan bir soruydu. Bu da güzel bir soruydu. Evet. Şimdi PDF'de gösterilen örnekler bitti. Sen ne yapıyorsun şimdi? Bir alt sayfaya iniyoruz. Bir alt sayfaya iniyoruz. Ve buradaki benim notumu dinliyorsun. Şimdi hocam ne notmuş 100 kere söyledin diyebilirsin. Ama benim için önemli bir not. Bence sizin için de önemli bir not. Şimdi yaklaşık bundan 3 sene önce kadar, 3-4 sene önce kadar bir soruyla cebelleşmiştim. Soruyu yazayım istiyorsanız önce. 144'ün karesi sayısının 144'ten büyük, 144'ten büyük kaç adet pozitif, ya pozitif yazmamıza gerek yok. 144'ten büyük diyoruz çünkü. Kaç adet tam böleni vardır? Soru bu kadardı arkadaşlar. Tam olarak da buydu. Tam böleni vardır diyelim. Şimdi soru tam olarak buydu. Ve cebelleştim. Yani bir etüt öğrencisi etüt almıştı benden. Ve ben etütte başarılı da bir öğrenciydi. Reyhan, buradan sana selamlar diliyorum. Başarılı da bir öğrenciydi. Diş hekimliği kazanmıştı. Ve ben bu soruda arkadaşlar bayağı bir uğraşmıştım, yani abartmayayım 10 dakika falan uğraşmıştım. Daha sonrasında tabii ki uzun uzun çözmeye çalıştım. 144'ün karesini asal çarpanlarını buldum. Asal çarpanlarını bulduktan sonra hangilerini yana yazarsam 144'ten büyük olur tek tek hesaplamaya çalıştım. Ama daha sonrasında bunun çok güzel bir yöntem olmadığını gördüm. Çünkü ben hala çözmeye çalışırken en son etüt bitti, zil çaldı, etüt bitti. Ama içime sinmedi ve ben doğru yolda çözümle ilerlerken, yani cevabı bulabilecekken sildim soruyu. Yani yaptığım çözümümü sildim. Ve dedim ki bunun daha güzel bir çözümü olmak zorunda. Ertesi gün derste birazcık uğraşırken, kendi başıma uğraşırken sorunun daha güzel bir çözümü olabileceğini buldum. Kafamda ışıklar yandı, yani ben sana öyle söyleyeyim. Şimdi biz bu soruyu çözmeden önce ben sana birkaç tane örnek vereyim. Mesela 36 sayısı. 36'yı yazdım. Mesela 16 sayısı diyelim. Tamam mı? 16 sayısından sonra da önce bunları bir yazalım. 36 sayısının tam bölenlerini bulalım. Bu soruyu bir köşede dursun. Tamam, kafana yazdın. Bu soru köşede dursun. Birazdan çözeceğiz. Şimdi 36 sayısı, hatta bunları da biraz aşağı tarafa yazalım şöyle. 36 sayısının pozitif bölenlerini yazmak istiyoruz. 1, 2, 3 böler, 4 de böler, 6 böler, 9 böler, tam böler, 12, 18 ve 36. Doğru mu? Doğru. Tüm bölenleri bunlar arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki size 36'nın karekökünü bulalım. 36'nın karekökü nedir arkadaşlar? Kök 36 eşittir 6'dır. Peki 6 sayısı bu bölenlerin içerisinde var mı? Var. 6'yı işaretlediniz. Şimdi geçelim. Az önce bir sayı daha söylemiştim ben size. 36'dan sonra 16 demiştim. 16'nın bölenleri nedir? 1, 2, 4, 8 ve 16. Peki 16'nın karekökü nedir arkadaşlar? Bu da 4'tür. Peki 4 var mı bunun içinde? Var. Bunu da işaretledim. Şimdi ben diyorum ki
Ben diyorum ki bu sayının karekökü alındığı zaman ve burada işaretlendiği zaman, bakın 16'nın karekökünü aldım ve burada işaretledim. İşaretledikten sonra bu sayının karekökünün, küçükten büyüğe doğru sıraladık ya, tüm bölenlerinin yarısı sol tarafında kalır, 4 tanesi, yarısı da sağ tarafında kalır diyorum ben. 4 tanesi de bu tarafta kalır. Gene aynı şekilde 16 demiştik. 16'nın karekökü 4. 2 tanesi bu tarafta kaldı. 4'ün solunda. 2 tanesi de 4'ün sağında kaldı. Yani bu muhteşem bir şey. Sonra dedim ki, ilk de bu örnekleri denemiştim. Yani sonra dedim ki acaba bunlar karesel. Karesel olduğu için çıkıyor. Karesel olmayan bir sayı da çıkar mı? Karesel olmayan bir sayı denedim. O da 72 idi. 72'nin bölenlerini yazalım. 1, 2, 3, 4 böler. 5 olmaz ama 6 olur. 8 olur, 9 olur. 12 olur sevgili gençler. 18 olur. 24 olur. 36 olur. Ve 72 olur. Başka var mı? Bir bakalım. Başka yok sanırım. Tamam. Sonra dedim ki 72'nin karekökü bir tam sayı değil ki. Olsun. Kök 72 diyelim. Kök 72 dediğimiz sayı 36 kere 2'dir arkadaşlar. Ya da hiç ona girmeyelim. Bu kök 72'nin ben kök 81'den küçük olduğunu ve kök 64'ten de büyük olduğunu biliyorum. E madem öyle, demek ki 8'den daha büyükmüş ama 9'dan da küçükmüş. 8 ile 9 var mı arkadaşlar bu aşağıda tam bölenlerin arasında? Var. Bakın burada. Sonra 8 ile 9 arasında ben bu kök 72 sayısı tam olarak şuralarda bu bir yerde diye kök 72'yi yazdım. Ve sonra dedim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi 6 tane solda kaldı. Ve 9, 12, 18, 24, 36 ve 72, bunlar da 6 tane sağ tarafta kaldı dedim. Bu muhteşem bir şeydi. Daha sonrasında hatta bu çözümü, soruyu ve çözümü Mustafa Yağcı hocama göndermiştim ve o da o sene içerisinde MY Matematik 1 kitabında benim ismimle beraber çözümümü de paylaşmıştı. Gerçekten şık ve kaliteli bir çözüm. Şimdi gelelim yukarıdaki soruya. O az önce cebelleştim dediğim sorunun çözümü artık daha basit hale gelecek. Öncelikle 144'ün karesi diyoruz ya. Aslında bu 12'nin dördüncü kuvvetidir ki ben 12'nin 2'nin karesi çarpı 3 olduğunu biliyorum. Bunu da dördüncü kuvvetidir bu. Hemen bunu 2 üzeri 8, değil mi? 2 ile 4'ü çarptım. Burada 1 vardı. 3 üzeri 4 olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında yapmamız gereken şey şu. Bunun kaç tane böleni var? 8'in bir fazlası 9. 4'ün bir fazlası 5. 5 kere 9, 45 yapacaktır. 45 tane tam bölenimiz var. Tam bölen mevcut. Peki ben bunların hepsini sıralamış olsaydım, bu 144'ün karesinin karekökü kaç yapar arkadaşlar? Tabii ki 144 yapar. Ben 144 çarpanını buraya yazdım. Bir tanesi bu. Benim 45 tane bölenim vardı. Bir tanesini yazdım. Geriye kaldı 44 tane. O zaman diyorum ki 22 tanesi 144'ten küçükse 22 tanesi de 144'ten büyüktür. Böylelikle 22, 22, 44, bir tane de 144'ümüz var. 45 tane pozitif böleni bu şekilde çıkarmış oluruz dedim. Yani sorumuzun cevabı 144'ten büyük kaç adet tam bölen vardı? 22 tane olacak sevgili gençler. Diyelim ve bu videoyu noktalayalım. Artık genelleştirebilirsin sen bunu. Yani eğer bölen sayısı tek adette çıkarsa, mesela tek adette çıkarsa ortadakini bulmak kolaydır. Ya da bundan büyük veya bundan küçük kaç tane var diye soruyorsan 45'ten biri çıkarıp ikiye bölersin. 22'si sağda, 22'si solda dersin. Küçük sorsaydı gene cevap 22 olacaktı. Büyük sorduğu için de gene cevap 22 oldu. Ya hocam, sonuç bu şekilde çift olursa o zaman ne yapacağız? Çift olursa da arkadaşlar, çift gerçi burada var mıydı? Yok. Burada var mıydı? Buna da yok. Çift olan bir sonuçta da gene tam ortası dersin ki şurası çiftti. 12, değil mi? Burada 72'nin 12 tane vardı. Yarısı sağdadır, yarısı soldadır. Karekökünden yarısı büyüktür, yarısı küçüktür. Direkt ortadan ikiye ayırabilirsin. Yani 12, 6, 6. 6 tanesi karekökünden büyüktür, 6 tanesi karekökünden küçüktür de diyebilirsin. Bu senin işine yarar mı? Eğer karşına, ki bununla alakalı da bir soru yazmıştım, geçen seneki PDF'lerin arasında bulabilirsin. Güzel soruydu. Yeni nesilleştirmiştin hatta biraz. Karşına çıkma ihtimali var mı? Çıkarsa sen bu yöntemle artık çok çok daha basit bir şekilde çözebilirsin bu soruyu diyelim ve
Bu notu da aldıysan eğer artık videoyu noktalayalım. Arkadaşlar bu haftaki konumuz bitti. Şimdi yapacağın şeylerden bahsedelim biraz. Matematiğin İlacı kitabımızdaki bu konu ve bundan önce işlediğimiz, bu hafta işlediğimiz konuları, hatta geçen haftadan hala çözmediğin soruların varsa bu hafta bunları, bu eksikliklerini mutlaka ama mutlaka tamamlıyorsun. Bu eksikliklerin tamamlanması lazım. Neden? Matematiğin İlacını zaten çözmen lazım. Sebebini söylüyorum arkadaşlar. Yeni nesil sorulara aşina olmak için ve el yatkınlığınızın oluşması için, göz yatkınlığınızın oluşması için arkadaşlar, bunlar hep sizin için. Matematiğin İlacı kolay bir kitap. Kabul ediyoruz. Ben de kabul ediyorum. Kitap kolay. Ama zaten kitabın sloganı da bu. Yeni neslin temel kitabını yazdık arkadaşlar. Yani sen burada kendini temele alıştıracaksın. Yeni nesile alıştıracaksın. Yeni neslin temeline kendini alıştırdığın zaman diğer yeni nesil soruları artık okurken, zor olanlarını okurken soruya nereden başlamam lazım? Soruya nasıl yaklaşmam lazım? Sorunun üzerinde şekil çizmem gerekiyor mu yoksa böylece boş mu bırakmam gerekiyor? Acaba bu sorunun şekli soruda kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Bunların hepsine zaten kendi kendine karar verebilecek kıvama geleceksin. Diğer söylediğimiz kendine uygun olan kitabı al dediğim kaynaktan da yine bu soruların hepsini çözmen gerekiyor. Bu konuların sorularını çözmen gerekiyor. Bu bölümleri bitirmen lazım. Geç kalmaman lazım. Bugünün işini yarına bırakmaman lazım. Bıraktığın takdirde düşersin. Geride kalırsın ve kimse seni taşımak zorunda değil. Kimseye de kendini taşıttıramazsın. Kendin daha hızlı koşmak zorunda kalırsın. Herkes yavaş tempoyla, yavaş yavaş tempoyla ilerlerken eğer sen bir yerde düştüysen yarın daha hızlı koşmak zorunda kalacaksın ve herkesten daha fazla yorulmak zorunda kalacaksın. Bir gün, iki gün, üç gün dinlenirsin ama dördüncü gün daha fazla yorulacakken daha fazla çaba sarf ederek kendini bu yarışın içerisine sokman gerekir. O yüzden şimdiden yavaş yavaş bebek adımlarıyla çalışacaksın ve sonu geldiğinde diyeceksin ki çok yavaş çalıştım, gerektiği zaman çalıştım ama herkesten öndeyim diyeceksin. Bunu da unutma. SML Başkanı'ndan sana tavsiye olsun. Evet, videonun sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer sorularda görüşünceye dek hoşça kal, sağlıcakla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.